Merhaba arkadaşlar. Teknobil kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Samsung telefonlarında güvenlik klasör ayarları hakkında konuşacağız. Öncelikle arkadaşlar eğer bu uygulama telefonunuzda yoksa şu uygulamayı indirmeniz lazım ki girebilirsiniz arkadaşlar. Secure Folder. Ayarlar menüsünde bu güvenli klasörü göremiyorsanız bunu yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu yükledikten sonra arkadaşlar ayarlar menüsüne giriyoruz. Buradan biyometrik veriler ve güvenliğe giriyoruz. burada arkadaşlar güvenli klasöre tıklıyoruz. Ve buradan giriş yapıyoruz arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar güvenli klasör oluşturuyor. Ardından arkadaşlar şifre belirlememiz gerekiyor. Güvenli klasörünüz oluşmuş oluyor. Güvenlik klasörü arkadaşlar şuradan uygulama ekleyebiliyorsunuz telefonunuzdaki uygulamaları. Ekledikten sonra arkadaşlar şöyle tutup kaldırabiliyorsunuz. Güvenlik klasörü dışına çıkartmış oluyorsunuz. Şuradan dosya ekle dediğiniz zaman arkadaşlar görüntü, fotoğraf, video vesaire ekleyebiliyorsunuz. Kopyalama var, taşıma var arkadaşlar. Eğer kopyalarsanız tamamen bu buraya ikinci bir tane yeni bir e, fotoğraf yerleştirmiş oluyorsunuz. Taşı derseniz dışarıdan kaldırıp güvenlik klasörü yerleştirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ve bu şekilde taşımış oluyor. Mesela buradaki ayrı galeriye girdiğiniz zaman burada sadece ona ait fotoğraflar var. Arkadaşlar. Burada bunu sil dediğiniz zaman arkadaşlar çöp kutusuna atıyor ve 30 gün boyunca oradan geri alabiliyorsunuz. Eee Aynı zamanda arkadaşlar şuraya basıp güvenli klasör dışına taşıdı dediğiniz zaman güvenli klasörden ayrı bir şekilde tekrardan dışarıya taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar. Güvenli klasör şurada ayrı yeten bulunuyor arkadaşlar. Şuraya tıkladığınız zaman arkadaşlar kişiselleştir dediğiniz zaman güvenli klasörün simgesini değiştirebiliyor. Ona ayrı bir isim verebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar şuraya kilitle ve çık dediğiniz zaman tekrardan giriş yaptığınızda sizden yeni bir şifre isteyecektir. Buradan arkadaşlar sistem uygulamalarını göster'e tıklıyorsunuz. Ve buradan arkadaşlar güvenli klasör yazıyoruz. Girdikten sonra arkadaşlar bunun depolamasına girip verilerini temizliyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde ayarlar konusundaki sıkıntımızı da halletmiş oluyoruz.